Yusuf Kutay hocam ayete matematikte 3 4 5 3 de orijinale ek olarak konuların bitinde barış ve benzeri gibi normalin çok üstünde zorluktaki bir kitap daha çözmek mantıklı mı yoksa konu bittikten sonra full deneme mi? Ben full denemelerin çok erken başlanılmaması taraftarıyım. Yani full denemeler bence sınava 2 ay 2,5 ay kala başlanmalı tamam mı? Yani sınava belki de 90 günden önce başlanmamalı. Dolayısıyla daha vaktimiz var. Yani 277 günümüz var. Bu arada yani son 90 gün kalana kadar. Neredeyse bir 180 gün daha var yani. Bu yüzse 6 ay diyelim. Önümüzdeki 6 ay bence konu çalışmaya devam etmeli. Dolayısıyla sen o dediğin zor kitapları bitirdiysen ben burada hiçbir yayının reklamını yapmıyorum. Yapmak da istemiyorum açıkçası. Ondan sonra o dediğin zor kitapları da bence çöz. Ama dediğim gibi kolaydan zora doğru giden bir sistem kullanmalısın. Hani zor kitaplarla vakit kaybetmemelisin. Birkaç tane kitap bittiyse o dediklerini yap ama bitmediyse bence yapma. Son 90 gün kalıya kadar deneme kasma bence yanlış. Ama 3 ay kaldıktan sonra deneme kasılabilir. Bu arada bazı arkadaşlar şöyle bir yanlış yapıyorlar. Nasıl bir yanlış yapıyorlar? Özellikle matematikte branş denemelerine geçiyorlar. Daha pratik oluyor doğru ama AYT'de işe yaramıyor. Bakın tecrübeyle sabit bunlar. EYT'de konu yok. Neredeyse yok. Ama AYT'de konu var. Biliyorsunuz TYT sınavı zaten bilgi değil de hız ölçüyor. Yani bir dakikada sizin bir soru çözmeniz gerekiyor. E Dolayısıyla TYT'de bilgi çok çok önemli değil. Çıkan sorulara baktığımızda zaman da böyle. Biz bilgiye nerede ihtiyacımız var? AYT'de. de. de daha belirleyici tabii ki. Yani bizim üniversiteye bizi üniversiteye AYT götürüyor sonuçta. Ama TYT'de bir temel. İkisinden de vazgeçemeyiz. Peki ne yapacağız işte? Burada senin TYT'yi iyi çözebilmek için tamam mı? Ee, konuları bitirmen lazım. Ama branş denemeleri TYT de çok işe yararken konu derinlemesine gerekmediği için ama AYT'de de işe yaramıyor. Yani sen sırf deneme çözerek TYT'yi fullleyebilirsin ama AYT'de çok eksiklerin kalacaktır. O yüzden size tavsiyem ben Bence son 90 gün en kötü. 90 gün kalana kadar konut bitirmeye, konuları didik didik etmeye, en ince ayrıntısına kadar işlemeye devam edilmeli. Çözebildiğimiz kadar kitap çözülmeli. Ama sınava 90 gün kala ya da belirli bir süre konular bittikten sonra artık denemeyi fullleyebiliriz. Deneme yaparken de merak etmeyin yoğun bir deneme programım var. En kötü 45 gün programım var arkadaşlar ekstra. Bu 45 gün kala programında çok ciddi bir yoğun deneme seti tavsiye ediyorum. Şöyle sabah bir tane TYT, öğleden sonra bir Tane ayete akşamda branş denemeleri. Ama bu yoğun programı kaldırabilmek maalesef her öğrencinin harcı değil. Zor bir olay ama işe de çok yarıyor.